Herkese merhaba ben Erhan Meço. Özel Sanat YouTube kanalında bir videoyla daha sizlerleyim. Bu videoda sizlere nasıl Instagram'a kalite kaybı olmadan fotoğraf yükleyeceğimizi göstereceğim. Bildiğiniz gibi Instagram'a fotoğraf yüklediğimizde Instagram bunu bir miktar küçültüyor ve sıkıştırıyor. Bu da fotoğraflarımızda kalite kayıplarına neden oluyor. Bunun en büyük nedeni yılda 95 milyondan fazla fotoğraf yüklenmesi Instagram'a bildiğiniz gibi bunları Instagram bir yerde saklıyor ve e, tabi saklayabilmesi için de mümkün olduğu kadar küçük bir hale getirmeye çalışıyor dosyaları bunun için içinde e, ciddi bir sıkıştırma uyguluyor e, biz kendi sıkıştırmamızı uygulayarak kendi düzenlemelerimizi yaparak e, Instagramı burada atlatmayı hedefliyoruz e, tamamen kalite kayıpsız mı e, pek değil belki ama minimum kayıpla hani görmek istediğimiz gibi fotoğraflarımızı yükleyebiliyoruz bu videoda sizlere 8 adımda bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Gelin beraber buna bakalım. Öncelikle Photoshop'umu açıyorum. Photoshop'umu açtıktan sonra fotoğrafımı açacağım. Fotoğrafımı da açtım. Fotoğrafım şu an işlenmiş durumda ve hazır. Hazır derken Instagram için hazır değil. Yani bunu bir baskıya verip bastırabilirim ama Instagram için henüz hazır değil. Bunu bu şekilde Instagram'a yüklersem bu fotoğraf zaten kırpılacak, küçülecek ve sıkıştırılacak. Bunu engellemek için de buradan işlemlerimizi yapacağız. Birinci adımımız fotoğrafın renk profilini sRGB'ye çevirmek. Bunun için Photoshop'un menüsünden Edit'e giriyorum. Convert to profile'ı seçiyorum. Convert to profile seçtiğim zaman source space gözüküyor. Source space fotoğrafın renk profili. Adobe RGB, benim kameramda Adobe RGB'ye ayarlı. Sizlerde sRGB'ye ayarlı olabilir. Eğer burada sRGB görüyorsanız burada bir işlem yapmanıza gerek yok. Ama Adobe RGB görüyorsanız bunu destination space'ten internet standardı olan sRGB'ye çevirmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız Instagram bunu kendisi yapıyor ve fotoğrafınızdaki renkleri bozuyor. Okey dedim. Profilim sRGB'ye dönüştürüldü. Renkleri kontrol edeceğim. Fotoğrafımdaki herhangi bir sıkıntı var mı diye. Genellikle Adobe RGB'den sRGB'ye dönüştürmelerde kırmızı renkler ve ton e, sarı tonları e, birazcık fazla e, saturasyon olabilir. Yani doygunlaşabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Fotoğrafta herhangi bir problem olmadı. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda fotoğrafımın renk derinliğini 8 bite düşüreceğim. E, bildiğiniz gibi RAW fotoğraflar 12 veya 14 bit olarak geliyorlar. Eğer kamera RAW'dan işleme seçeneklerinden 16 biti seçtiysek Photoshop'a da 16 bit olarak geliyor ve 16 bit olarak kaydoluyor. Bunu benim internet standardı olan 8 bite düşürmem gerekiyor. Bu oldukça kolay bir işlem. Yukarıdan imaj menüsüne giriyorum. Moda geliyorum ve 8 biti seçiyorum. Bunu yaptığımda fotoğrafın renk derinliği 8 bite düşüyor. Gelelim 3. adıma. Üçüncü adımda fotoğrafımızın renklerini ve tonlarını inceleyeceğiz. Çünkü fotoğrafımızın renk profilini ve renk derinliğini değiştirdik. Bu da fotoğrafımızın renklerini ve tonlarını etki etti. Bu etkiyi gözlemlemek için fotoğrafıma yaklaşıyorum. Renklerinde bir problem olup olmadığına bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla kırmızılar biraz artmış fotoğrafta. Genellikle Adobe RGB'den sRGB'ye çevrimlerde kırmızı ve sarı tonları biraz daha doygunlaşır. Bunları azaltmamız gerekiyor. Bunun için bir hue saturation katmanı açtım. Kırmızıları seçtim. Sağ taraftan gözlemliyorum. Bir miktar turuncuya çektim, bir miktarda doygunluklarını azalttım. Evet, herhangi bir problem yok. Bunu sadece ve sadece renklerinizde problem olduğunda uygulayın. Eğer dönüştürme sonucunda bir probleminiz yoksa bunları yapmanıza gerek yok. Onun haricinde herhangi bir işlem yapmak istiyorsanız fotoğrafınızda şu an yapmanın tam sırası. Burada bitiyor vereyim. Eğer fotoğrafınızı Instagram ortamında biraz daha görmek istiyorsanız yapmanız gereken şeylerin başında arka planı beyaz yapmak var. Çünkü Instagram'ın genel çalışma ortamı beyaz arka planda. Fotoğraflar arka planlarına göre farklı gözükürler. Arka plana tıkladım. Select custom color seçtim. Kedimin kusuruna bakmayın. Ve buradan beyazı seçtim. Şimdi fotoğrafımı beyaz arka planda görebiliyorum. Aynı zamanda bir şey daha yapabilirsiniz. O da telefonunuzu bilgisayarınızın ekranına tutup fotoğrafınızı bilgisayar ekranınıza sığacak şekilde küçültüp Instagram'da nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Burada da yine editleme işlemleri yapabilirsiniz. Ki hani küçük görüntüler daha farklı görünebiliyor Instagram'da. Buradan bunu kontrol etmiş olursunuz. Gelelim dördüncü adıma. Dördüncü adımda fotoğrafı Instagram'ın izin verdiği oranlarda keseceğiz. Fotoğrafımı yine tam ekrana büyüttüm. Tam ekrana büyüttükten sonra Instagram'ın izin verdiği ölçülerde bir kesim uygulayacağım. Kare kadraj isterseniz bu ölçüler 1'e 1. Yatay kadraj isterseniz 1.91'e 1. Dikey kadraj isterseniz 4'e 5. Şimdi buradan nasıl yapacağınızı göstereyim. Crop Tool'u açtım. Crop Tool açtıktan sonra yukarıdan ratio 1'e 1, e 1 derseniz bu kare fotoğrafı kesme şansı verir size. Fotoğrafı dilediğiniz gibi kare kesebilirsiniz veya yatay istiyorsanız 1.91'e 1 ölçülerine kadar yatay kesebilirsiniz. 3'e 2 de olur. Bizim biliyorsunuz normal fotoğraf ölçülerimiz 3'e 2. Yani Instagram en fazla bu kadar yatay kabul ediyor. Eğer dikey isterseniz 4'e 5 seçebilirsiniz. 4'e 5 seçtiğinizde de Instagram'ın izin verdiği dikey ölçüde kesim yapmanızı sağlıyor Photoshop. 4'e 5 keselim. Hadi bu fotoğrafı ve kesimimi uyguladım. Gelelim 5. adıma. 5. adımda fotoğrafımızı yeniden boyutlandıracağız. Instagram yatay eksende 1080 piksele kadar fotoğrafları izin veriyor. Eğer 1080 pikselden daha büyük fotoğraf yüklerseniz Instagram bunu otomatik olarak küçültüp sıkıştırıyor. O yüzden 1080'den fazla olmaması gerekiyor yatay eksende fotoğrafımızın. Şimdi fotoğrafımızı yeniden boyutlandıracağız. Photoshop'un menüsünden yukarıdan imajı seçiyoruz ve image size'ı seçtik. Burada birimimizi piksele çeviriyoruz. Width yatay, height dikey. Biz yatay eksende 1080 piksel istiyoruz. Çünkü Instagram en fazla buna izin veriyor. Burayı 1080 girdiğimizde zaten yükseklik otomatik olarak e, giriliyor Photoshop tarafından. Resample'ı da bir kubik Sharper seçiyoruz ve okey diyoruz. Fotoğrafımız yeniden boyutlandı. Şimdi gelelim 6. adıma. 6. adımda fotoğrafımdaki son işlemleri yapacağım ve eğer gerekiyorsa bir miktar keskinleştirme uygulayacağım. Fotoğrafımı yine ekranı sığdırdım. Bir kontrol ediyorum, bir miktar keskinleştirme alabilir. Hadi o zaman bir keskinleştirme yapalım. Bir tane boş katman açtım. Bu boş katmanı Ctrl Alt Shift E ile Stamp Visible ile doldurdum. Yani fotoğrafın son durumuyla. Yukarı çıktım. Filter dedim. Other dedim. Ve Hypes'i seçtim. Hypes'i seçtiğimde Detaylar çok ince bir şekilde belli olacak kadar high pass uygulayacağım. Burada 0.4 uygun. OK dedim. Daha sonra katmanın harmanlama modunu overlay e aldım. Artık fotoğrafım daha keskin ve Instagram'a hazır. Şimdi gelelim 7. adıma. 7. adımda artık fotoğrafımı dışa aktaracağım. Bunun için Photoshop'ta girip export export easy seçiyorum. Export S pencerem açılacak. Format JPEG, quality'yi 80 yapıyorum ki fazla yer kaplamasın. Eğer fazla yer kaplarsa fotoğrafım Instagram yine buna bir sıkıştırma uygulayacak. Buradan fotoğrafın boyutlarını kontrol ediyorum. 1080 yatay eksende biliyorsunuz biraz önce bahsettiğim gibi Instagram'ın izin verdiği en büyük boyut. Buradan bunları kontrol ediyorum. Convert to sRGB'nin yine tikli olduğunu özen gösteririm. Ne olur ne olmaz diye düşünerek ve export diyorum. Export dediğimde bana yerini soruyor. Masaüstü. Bunu ins diyerek herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben daha kolay olsun diye bu şekilde verdim ve kaydet diyorum. Artık fotoğrafım dışa aktarıldı ve Instagram'a yüklemeye hazır. Gelelim 8. adıma. Yani Instagram'a bilgisayardan fotoğraf yüklemeye. 8. adımda doğrudan bilgisayarımızdan Instagram'a fotoğraf yüklemeyi göreceğiz. Böylelikle artık telefonumuza mahkum kalmayacağız. İki ayrı internet tanıyıcıdan size göstereceğim. Birincisi Google Chrome. Google Chrome'u açıyorum. Google Chrome'u açtıktan sonra sağ üstte 3 noktalı menüden girip More Tools Sizde Türkçe ise farklıdır. Ancak yerleri aynıdır. Developer Tools'u seçiyorum. Burada şu ikonun mavi olduğuna dikkat ediyorum. Bu e, browser'ınızı yani internet tarayıcınızı cep telefonu modunda çalıştırıyor. Bunu aktive ettikten sonra Instagram'a giriyorum. Eğer siz Instagram'a giriş yapmadıysanız size kullanıcı adı ve şifre soracak. E, onları girdiğinizde bu ekran gelecek. Bakın şu an tamamen cep telefonu gibi görüyorum. Aşağıda arama, ekleme, e, beğeniler gibi e, düğmelerim var cep telefonunda bulunan Buradan aşağıdan ekleye tıklıyorum. Ekleye tıkladıktan sonra bana dosyanın yerini bulmamı gösteren e, pencerem çıkıyor. Dosyamı buluyorum. Yani fotoğrafımı. Insta'ya kaydetmiştim. Open dedim. Fotoğrafım buraya geliyor. Burada filtreler ve düzenlemeler yapacaksam onları yapabiliyorum. Yapmayacağım. Burada sadece e, istediğim oranda olduğuna dikkat ediyorum. Eğer dikey yaptıysanız cep telefonunda olduğu gibi kare gelir. Bunu yine dikey kadraja soldaki düğme ile getirebilirsiniz. Daha sonra bu da tamam olduğunda ileri diyorum. Açıklama. E, bilgisayardan fotoğraf yükleme denemesi dedim. Konum buradan konum ekleyebilirim. Bunu e, nerede çektiğimi tam olarak şu an hatırlayamadım. Sanırım eee Montalcino olmalı. Buldum. Kişileri etiketle dedim. Eğer etiketleyeceğim kişi varsa onu buradan düzenliyorum. Sanırım burada bu doğru çalışmıyor. Buna sadece dikkat edin. Gelişmiş ayarlarınız varsa onları yapıyorsunuz. Paylaş dediğinizde fotoğrafınız doğrudan Instagram'da paylaşılıyor. Bu kadar. Artık cep telefonundan da girseniz kim nereden bakarsa baksın. E, fotoğrafınızı Instagram'da görecek. Şimdi de Mac kullanıcıları için Safari üzerinden nasıl yükleneceğini göstereceğim. Safari'yi açıyorum. Öncelikle yapmam gereken bir işlem var. O da Safari'nin ayarlarına girip Advanced bölümünden Show Develop menu in menu bar seçeneğini seçmek. Bunu yaptıktan sonra Instagram'a giriyorum. Yine eğer sizde e, kullanıcı adı ve şifre girilmediyse onları girmeniz gerekecek. Daha sonra yukarıda develop bölümü çıkacak. Biraz önce yaptığım işlemleriyle. Buradan user agent'ı iPhone seçiyorum. Artık bir cep telefonu tarayıcısına sahibim. Buradan aşağıdan yine artıyla fotoğrafımı bulup yüklüyorum. Ekranıma sığdırdım yine bu önemli bir adım bunu unutmayın özellikle dikey kadraj yapıyorsanız bu soldaki düğmeye basmalısınız ki kareden kurtulsun fotoğraf. Next diyorum bilgisayardan fotoğraf yükleme denemesi 2 diyelim yine lokasyon ekleyebilirsiniz. Şu an ekleyemiyor. Lokasyon servisleri kapalı olduğu için e, bilgisayarımda onu aktif etmeniz gerekiyor lokasyon yüklemek için. Share dediğiniz zaman fotoğrafınız doğrudan Instagram'a bilgisayarınızdan yüklenmiş olacak. İşlemlerimizin hepsi bu kadar. Buraya kadar sizlere nasıl Instagram'a kalite kaybına uğramadan fotoğraf yükleyeceğinizi gösterdim. Web tarayıcılarınızda yaptığımız ayarlamaları geri almayı unutmayın, yoksa bazı web sitelerinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenerek bizi destekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.